Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu dersimizde arkadaşlar işte o gölge, yarı gölge olaylarından bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz maddeleri ne yapıyoruz? Tabii ki ışık geçirgenliği bakımından üst sınıfa giriyoruz. Ne diyoruz? Saydam maddeler, saydam olmayan maddeler yani opak dediğimiz maddeler ve yarı saydam maddeler. Şimdi saydam madde dediğimiz madde nedir arkadaşlar? Üzerine düşen ışığın tamamını diğer tarafa geçiren maddeler saydam maddelerdir. İşte hava, su, cam gibi maddelere bunları örnek verebiliriz. Yarı saydam dediğimiz maddeler ise ışığın bir kısmını geçirken bir kısmı yüzey tarafından soğurulur. Yani bir kısmı geçecek bir kısmı kalacak. İşte buzlu cam, yağlı kağıt bu maddeler örnek olarak verilebilir. Saydam olmayan yani opak dediğimiz maddeler ise ne yapacaktır arkadaşlar? Işığı diğer tarafa geçirmeyecek. İşte tahta, demir gibi maddeler saydam olmayan opak madde örnek olarak verebiliriz. Şimdi tam ve yarı gölge dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Şöyle düşünün. Tam gölge dediğimiz olay... Sonuçta ortamda kaç tane ışık kaynağı varsa hiçbirinden ışık almayan bölge bizim için nedir? Tam gölgedir. Yani ortamda kaç tane olursa olsun hiçbirinden ışık almayacak. Yarı gölge dediğimiz olay ise nedir? Ortamdaki kaynakların bir kısmından ışık alırken bir kısmından ışık almayacak. Bu bölgelere biz yarı gölge diyoruz. Tabi fizikte şöyle bir tabir yok. Kuyu yarı gölge açık yarı gölge bir de tabirimiz yok. Yani ortamda atıyorum 5 tane kaynak mı var? Bu 5 kaynağın birinden ışık alıp dördünden almasa da bizim için yarı gölgedir. Tam tersi dördünden ışık alıp birinden almasa yine bizim için nedir? Yarı gölgedir. Yani koyu yarı gölge, açık yarı gölge tabirimiz yok. Işık kaynaklarında arkadaşlar noktasal ve küresel diye ne yapıyoruz? İki sınıfa ayırıyoruz. Noktasal ışık kaynağı dediğimiz tek bir noktadan ışık yayan. Yani noktasal ışık kaynağı şöyle bir nokta ve bu noktada ne yapıyor? Etrafa ışınlar yayan kaynak anlamına geliyor. Küresel ışık kaynağı dediğimiz kaynak ise arkadaşlar noktasal değil. Yani bir boyutu var boyut olduğu için bu kaynağın küresel kaynağın işte üst noktası, alt noktası, sağı, solu yani bir sürü farklı noktasından ışık verebilen kaynaklara da biz ne diyoruz? Küresel kaynak diyoruz. Şimdi noktasal bir kaynağı inceleyecek olursak noktasal bir tane kaynağımız var. Önünde de ne olsun? Önünde de şöyle saydam olmayan, opak yani ışığı geçirmeyen bir madde olsun. Dolayısıyla bu kaynaktan çıkan ışınlar ne olacaktır? Bu saydam olmayan maddeye çarptığı için arka tarafa ulaşmayacak perdeye. Buradan ne yapacağız? Sınır ışınlarını çizeceğiz. Yani ne yapacağız? Kaynaktan cismin en üst köşesine bir de en alt köşesine ışınlar çizeceğiz. İşte bu ışınların arasına kalan gelen bölge saydam olmayan cismden dolayı arkadaki perdeye ulaşamayacak. Ama şu bölgeden gelen ışınlar ise ne yapacaktır? Perdenin diğer yerlerine ulaşacaktır. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bu yüzden şöyle diyoruz ki perdede ne var? İşte ışık almayan bir bölgemiz olacak. İşte bu bölge zaten ortamda tek bir kaynağımız olduğu için ve o kaynaktan da ışık almadığı için bu bölgenin ismi bizim için tam gölgedir diğer kısımda ne olacaktır? Diğer kısımda aydınlık kabul ettiğimiz bölge olacaktır. Şimdi burada yarı gölge diye bir tabirimiz yok. Çünkü zaten ortamda tek bir tane noktasal kaynağımız var. Ve o kaynaktan ya ışık alacak ya ışık almayacak. Işık alıyorsa aydınlık olacak tek bir kaynak olduğu için. Işık almıyorsa da tam gölge olacaktır. Yani burada yarı gölge dediğimiz bir olay yoktur. Peki arkadaşlar burada mesela kaynağımızı bir yönde hareket ettirirsek ne olacaktır? Şimdi kaynak bir yönlü hareket ederse ne olacak arkadaşlar? Sonuçta kaynağımız ne yaptı? Daha yakın bir noktaya geldiği için. Şuradan çizdiğimiz sınır ışınları ne yapacaktır? Daha geniş bir açıyla gelecektir. O zaman kaynak daha yaklaştıkça burada oluşturduğu gölge ne yapacaktır? Gölge miktarımız giderek artacaktır. Kaynak tam tersi uzaklaşırsa yani biz ışık kaynağımızı ne yaparsak iki yönde hareket ettirip daha uzak bir noktaya getirirsek bu sefer kaynak ne kadar uzaktaysa buradan gelen ışınlar bu sefer dar açıyla geldiği için Burada oluşan gölge miktarı da ne yapacaktır? Giderek küçülecektir. Dolayısıyla kaynağımız ok yönde ilerlerse gölgemiz bir yönde ilerlerse gölgemiz artacak. İki yönde ilerlerse gölgemiz ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Peki kaynak değil de saydam olmayan cismi bir yönde çekersem. E saydam olmayan cisim bir yönde hareket ederse ne olacaktır? Kaynaktan uzaklaştığı için buradaki ışını çizdiğimiz ışınlar ne olacak? Bu sefer yine daha dar açıyla geldiği için gölgemiz ne yapacaktır? Gölgemiz küçülecektir. Tam tersi kaynağı biraz o saydam olmayan cismi kaynağı biraz yaklaştırırsak bu sefer de buradan çizdiğimiz ışınlar daha geniş açıyla geleceği için gölge miktarımız ne yapacaktır? Büyüyecektir. Aynı şekilde perdeyi hareket ettirirsek mesela perde bir yönüne giderse e buradan çizdiğimiz şu sınır ışınlarımız ne yapıyor? Giderek büyüyor. Sonuçta giderek ne yapıyor? Genişliyor. O zaman perde ne kadar uzaktaysa perdede oluşan gölge o kadar ne olacaktır? Büyük olacaktır. Perdeyi ne kadar yakına getirirsek de o kadar küçük olacaktır. Yani perde bir yönde hareket ederse gölgemiz büyümüş olacak. Perde iki yönünde hareket ederse gölge miktarımız ne yapacaktır? Küçürmüş olacaktır. Örneğimize bakalım. Karanlık bir nokta ortamda kırmızı ışık kaynağı, saydam olmayan küresel engel ve beyaz perde ile şekildeki bir sistem kurulmuş. Şimdi burada ne var? Burada noktasal bir ışık kaynağımız olduğu için bu noktasal ışık kaynağının ışık almayan bölgeleri çizersek, yani saydam olmayan cismin bir üstüne bir de altına ışınlar çizersek ışınlarımız şu şekilde ne yapacak? Gelecek ve dolayısıyla perdenin şu kısmı ne yapmayacak? Kaynaktan ışık almayacak. Dolayısıyla tek bir kaynak olduğu için ve ışık almadığı için burası bizim için ne olacaktır? Tam gölge olacaktır. Işık kaynağı diyor iki yönde hareket ettirirsek kırmızı bölgenin alanı artar. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Biz burayı kırmızıya boyadık da aslında burası nedir? Burası ışık almayan yerdir. Yani burası nedir? Tam gölgedir. Dolayısıyla ışık alan bölge ise, perdede ışık alan bölge ise nedir? Bu tam gölgenin dışında kalan şu kısımlar aslında ışık alan bölgedir. Şu kısım bizim için nedir? Şu kısım bizim için tam gölgedir. Yani ışık almayan bölgedir. Dolayısıyla kaynağımızı iki yönünde hareket ettirmek, yani kaynağı saydam olmayan cisme yaklaştırmak buradan gelen ışınların geliş açısını ne yapacaktır? Genişletecektir. Dolayısıyla ışık almayan bölge artacak. Yani tam gölge dediğimiz alan artacak. E, dolayısıyla kırmızı bölge dediğimiz yer ise ışık alan bölgedir. Dolayısıyla tam gölge alanı arttığı için ışık alan bölge yani kırmızı bölge tam tersi ne yapacaktır? Artmayacak, azalacaktır. Birinci ifademiz yanlıştır. Engelin yarı çapı arttırılırsa perde oluşan tam gölge artar. E, engelin yarı çapını arttırmak yani engeli büyütmek ne olacaktır? E, buradan çizdiğimiz sınır ışınları ne yapacak? Artık daha geniş açıyla geleceği için gölgemiz yani ışık almayan bölgemiz büyüyecektir. Tam gölge alanı artar mı? Evet tam gölge alanı artar. İkinci ifademiz doğrudur. Perde iki yönde hareket ettirirse kırmızı bölge artar. E, perdenin iki yönde hareket etmesi demek ki, perdeyi biz ne yapıyoruz? Perdeyi biz uzaklaştırıyoruz. E, perdeyi uzaklaştırdığımız zaman ne olacaktır? O ışık almayan bölgemiz giderek büyüyecek. Yani tam gölge alanı ne yapacak? Tam gölge alanı artacak. Oysa bize kırmızı bölge diyor. E, kırmızı bölge dediği yer ise nedir? Tam gölge değil de perde tam gölgenin dışında kalan kısımlardır. E, tam gölge arttığı için geriye kalan kısımlar ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Bu ise artı artıyor. Yani yanlış bir ifadedir. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. Şimdi ortamda iki tane ışık kaynağımız varsa arkadaşlar noktasal kaynak. Mesela şu K2 kaynağı olsun. K2 kaynağının ışık alan bölgeleri ve almayan bölgeleri bakacak olursak K2 kaynağımız daha yakında olduğu için K2 kaynağının ışık almayan bölge nedir? Şu dışarıdaki daire kısal kısmın iç kısmını yapmayacaktır? K2 kaynağının ışık almayacaktır. K1 kaynağımız daha uzakta olduğu için oradan ışık almayan bölgeyi çizersek ne olacaktır? O daha uzakta olduğu için gelen ışınlar daha dar açıyla geldiği için ışık almayan bölgesi daha küçük olacak. Yani şu içerideki kısım ne yapmayacak? K1'den ışık kalmayacak. Burada iki tane noktasal kaynak olduğu için ve şu kesişen kısım ikisinden ışık almadığı için burası tam gölge olacak. Şu arada kalan kısım ise ne olacaktır? Yarı gölge olacaktır. Peki bu yarı gölge hangi kaynaktan ışık alıyor, hangi kaynaktan ışık almıyor diye bakacak olursak ne yapacağız? E şimdi şöyle düşünün, şuradaki dairelerin iç kısmı kaynaklardan ışık almıyor, dış kısmı kaynaklardan ışık alıyor. Dolayısıyla şurası birinci kaynağın oluşturduğu ışık almayan bölge daha küçük olduğu için şu ara bölge ne yapacaktır? Burası K1'den ışık alacaktır, K2'den almayacaktır. Ha, dış kısım ise ne yapacaktır? Hem K1 hem K2'den ışık alacağı için dış kısım zaten ne olacaktır? Burası aydınlık bölgemiz olacaktır yarı gölge sadece ne yapmıyor? K1'den ışık, almıyor. ışık alıyor. K2'den ışık almıyor. Tam gölge zaten iki kaynağımızdan da ışık almayacak. Peki şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela sadece K1 kaynağını ok yönüne hareket ettirsek. Şimdi K1 kaynağı neydi arkadaşlar? Şu içerideki daireydi. Yani ışık almayan küçük daireyi belirleyen kaynağımızdı. E kaynak ok yönüne gelmesi demek engele yaklaştığı anlamına gelecek. Ve engele yaklaştığı için oradan ışık almayan bölge ne yapacak? Giderek genişleyecek. Dolayısıyla içerideki dairemiz giderek büyüyecektir. O yüzden tam gölge alanı artacak. E dışarıdaki daire değişmediği için arada kalan bölgede yarı gölgeyi belirlediği için yarı gölge azalacaktır. Peki sadece K2 ok yönüne hareket ettirirsek ne olacak? K2 hareket ediyorsa K2'den ışık almayan bölge neresiydi? Şu dışarıdaki dairemizdi. Dolayısıyla K2 ok yönüne ilerlediği zaman ne olacak? Dışarıdaki dairemiz giderek genişlemeye başlayacak. Yani şu daire artık daha büyük olacak. İçerideki ise ne yapmayacak? İçerideki ise değişmeyecek. Dolayısıyla tam gölge değişmez ama arada kalan yarı gölge alanı ne yapacaktır? Artacaktır. Peki saydam olmayan cismimizi ok yönüne hareket ettirirsek o zaman kaynaklardan uzaklaştığı için ne olacak? E cisim kaynaklardan uzaklaşınca ışınlar şu açıyla gelmeyecek artık daha uzakta olduğu için ne olacaktır? Daha dar açıyla geleceği için dolayısıyla hem K1'den hem K2'den ışık almayan yani şu iki dairemizde ne yapacaktır? Küçülecektir yani aynı şekil küçülmüş olacak. Dolayısıyla hem tam gölgemiz hem yarı gölgemiz küçülecektir. Peki perdeyi bu ok yönünde yani bir yönlü hareket ettirirsek, bu ışınlar giderek ne yapıyor? Bu ışınlar giderek açılıyor. Giderek açıldığı için ne olacaktır? Buradan ışık almayan bölge ne yapacak? Yani aynı şekil bir daha uzağa götürdüğüm zaman perdeyi aynı şeklin biraz daha büyümüş hali olacaktır. Dolayısıyla hem tam gölgemiz hem de yarı gölgemiz ne yapacaktır? Artacaktır. Peki şöyle iki tane noktasal kaynak olsun. Şurada opak olmayan bir cismimiz olsun. Mesela K1'den ışık almayan bölgeyi çizerken ne yapıyordu? Kaynağın üstüne, cismin üstüne, kaynağın altından, cismin altına çizdiğimiz şu ışıklar işte şu alttaki daire K1'den ışık almayan bölgeyi belirliyor. Şu K2'den ışık almayan bölgeleri çizersek işte kaynaktan cismin üstüne, kaynaktan cismin altına çizersek şurası da K2'den ışık almayan bölge olacak. İki kaynağımız olduğu için ve ikisinin kesiştiği yerine birine ikiden aldığı için ne olacaktır? Burası bizim için tam gölgemiz olacak. Şu kısımlarda yarı gölge olacaktır. Mesela arkadaşlar ne olacaktır? Perde bir yönde hareket ettiğinde tam gölge ve yer gölge alanı azalır. Perde iki yönde hareket ederse artar. Şöyle düşünün. Sonuçta bu şekiller, perdeyi sen iki yönünde hareket ettirirsen, burada ışık almayan bölgelere baktığımız zaman ne olacaktır? O ışık almayan bölgeler giderek genişleyecek. Dolayısıyla perde iki yönlü hareket ettiği zaman ne olacaktır? Şu daire de artık daha geniş bir ışık almayan bölge olacaktır. Şu üstteki de daha geniş ışık almayan bölge olacaktır. Yani aynı şeklin büyümüş hali gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada tam gölge alanı da büyüyecektir. Yarı gölge alanı da büyüyecektir. Perde bir yöne hareket ederse de aynı şeklin giderek küçüldüğünü, ufaldığını düşünebilirsiniz. Aynı şekil, aynı bu şekil yani boyutlarda ne olacak? Şöyle küçülmüş olacak. E böyle küçüldüğü için ne olacaktır? Hem tam gölge hem yarı gölge azalacaktır. Peki burada bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Mesela K1 ok yönde ilerlerse ışık almayan bölgesi şu alttaki daire ne yapacak? Büyüyecek. Yalnız şu kısım ne yapmayacak? Şu üstteki sınır değişmeyecek ama alttaki sınır ne yapacaktır? Büyüyecektir. Yani K1'i sen buraya getirdiğini farz edersek. O zaman K1'den ışık almayan bölge yine burası olacak. Altta çizdim ışın ise şöyle bir şey olacak. Yani dolayısıyla buradan ışık almayan bölge büyüyecek. Işık almayan bölgemiz büyüyecek ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu büyüme nereye doğru olacak sadece? Sadece aşağı doğru olmayacak, yanlara doğru da olacaktır. Yani sen burada çizdiğin o ışık almayan bölgeyi çizmek istiyorsan ne olacaktır? Şu yanlara doğru da giderek ne yapmaya başlayacak? Açılmaya başlayacak. Hatta şuradan çizersem daha iyi oturacak. evet. Şu kısımları gördüğünüz gibi şu kısımlarda artık ne olacaktır? Yanlara doğru açıldığı için şu kısımlarda artık tam gölge kısmına girecektir. Yani iki tane dairenin kesiştiğini düşünün. Şu üst sınır ve alt sınır, şu noktanın yeri değişmiyor. Ama bu nereye doğru büyüyor? Bu aynı zamanda şöyle yanlara doğru da büyüyor. Yani sadece aşağı doğru büyümüyor. Tamam şu nokta aynı noktada kalıyor ama daha büyüdüğü için K1 veya k 2nin yaklaşmasından dolayı şu kısımlarda artık ne olacak? Göl tam gölge alanına girdiği için tam gölge alanı ne yapmış olacaktır? Artmış olacaktır. Örneğimize bakalım. Mesela demiş ki K1, K2 kaynaklarıyla X'ye saydam olmayan engeller şekildeki perde kurmuş. Perde de sadece tam gölge oluştuğuna göre. Şimdi İki kaynak var ve de sadece tam gölge var. Yani yarı gölge ne yapmıyor? Oluşmuyor. E sadece tam gölge olduğuna göre demek ki ne olmuş? Bu ikisinden de ışık almayan bölge kesişmiş. Yani hem K1'den hem K2'den ışık almayan bölge aynı sınırlara geliyormuş. Birbiriyle kesişmiş ki sadece ne oluşmuş? Tam gölge oluşmuş. Peki Y engeli kaldırırsa tam gölge olanı değişmez. Şimdi sen Y engelini kaldırırsan ne olur? O zaman tam gölge dediğimiz her iki kaynaktan dış kalmayan bölge olurdu. E Y'yi kaldırdığım zaman ne olacak? E K2 kaynağından gelen bütün ışınlar artık perdeye ulaşacak. Yani perdenin üzerinde K2'den ışık almayan hiçbir yer olmayacak. Çünkü K2 kaynağıyla perde arasında bir engel kalmamış olacak. Dolayısıyla tam gölge dediğimiz bir alan artık ne yapmaz? Bir alan oluşmaz. Yani artık perdede de tam gölge yoktur. Tam gölge alanı değişmez diyor. Hayır tam gölge diye bir şey kalmayacak zaten. Y engelini kaldırırsam. Peki x e ekleneni kaldırırsa tam gölge alanı azalır demiş. E x'i kaldırırsam ne olacaktır? Şimdi y'den ışık almayan bölge burasıydı. Ama x şimdi engelimiz kalktığı için k1 ile. O zaman k1'den ışık almayan bölge ise şu y engelinden dolayı şöyle bir yer olacak. Dolayısıyla buradaki k1 kaynağımızdan ışık almayan bölge şöyle küçülmüş olacak. Ve ikisinin kesişimi yer olan tam gölge artık burası olacak. Az önce aynı yerde büyük olan daireydi tam gölge. Şimdi ise tam gölge alanı ne yaptı? Azaldı. Yani doğru mudur? Evet ikinci ifademiz doğrudur. X engeli bir yönde hareket ettirirse tam gölge alanı artar. X engelini sen bir yönde hareket ettirirsen ne olacaktır? X engeli uzaklaştığı için o K1'den ışık almayan bölge küçülecek. Işınlar artık daha dar açıyla geldiği için ne olacaktır? K2'den ışık almayan bölgemiz şu kısımken K1'den ışık almayan bölgemiz ona göre biraz daha küçülmüş şurası olacaktır. Dolayısıyla tam gölge alanı ne yapacaktır? Azalacaktır. Bir yönde hareket ettirirse tam gölgeli artar demiş. Hayır tam tersine azalır. Y engelimizi bir yönde hareket ettirirsek. Bu sefer de y engelini bir yönde hareket ettirdiğimiz zaman k2'den ışık almayan bölgemiz küçülecektir. O zaman tam gölge alanı değişmez diyor. Tamam şurası k1'den ışık almayan bölge olacak. Ama y'yi hareket ettirdiğim için artık k2'den ışık almayan bölge bu sefer küçülmüş olacak y engeli gittiği için. Dolayısıyla tam gölge alanımız ne yapacaktır? Küçülecektir. Yani bu ifade de yanlıştır. Doğru olan ifade yalnızca nedir? Yalnızca ikinci ifademiz bizim için doğrudur arkadaşlar. Noktasal ışık kaynakların önünde saydam olmayan cisimler şekildeki bir düşen ışın, perde oluşan görüntülerini çiziniz. Yani perdedeki gölge ve yarı gölgeleri çizmemizi istiyorlar. Şimdi K1'den ışık almayan bölgeye baktığımız zaman ne yapacağız? K1'den şu engelden dolayı ne yapmayacak? Perdenin şu kısmı ışık almayacak. Şu kısım K1'den dolayı ışık almıyor. Ama dikkat ederseniz K2 ile perde arasında hiçbir engel yok. Dolayısıyla perdenin her yeri ne yapacaktır? K2'den ışık alacaktır. Dolayısıyla perdede sadece şöyle bir bölge olacak ve bu bölgede bizim için ne olacaktır? Yarı gölge olacaktır. Çünkü tam gölge olması için iki kaynak var. İkisinden de ışık almaması gerekiyor. Ama burada ne olacak? İkisinde de ışık almayan bir yer yok. Çünkü ikinci kaynağımızda perde arasında hiçbir engel olmadığı için perdenin her yeri ikinci kaynaktan ışık alıyor. B şıkkına bakalım. Perde nasıl bir görüntü olacak demiş. Şimdi I1'den yani birinci kaynaktan ışın almayan bölgeleri çizersen ne olacaktır? Şu kısımlar ışık almayacaktır. Yani birinci kaynaktan ışık almayan yerimiz şöyle bir yer. Birinci kaynaktan ışık almıyor. İkinci kaynağı çizersek saydam olmayan cismin bir altına bir de üstüne ışık sınır ışından çizersen. Şurası da ne yapmayacak? Burası da ikinci kaynaktan ışık almayacak. Dikkat ederseniz bu iki kaynaktan ışık almayan bölge kesişmiyor. Kesişmediği için ne olacaktır? Bu ikisinin de iç kısmı bizim için nedir? Yarı gölgedir. Yani burası mesela birinci kaynaktan ışık almıyordur ama ikiden ışık alıyordur. Şu üstteki bölgeye bakacak olursak üstteki bölgede ne yapacak? İkiden ışık almıyor ama birden ışık aldığı için perde de yine ne oluşacaktır? Sadece şu şekilde iki tane yarı gölge oluşmuş olacak. Şimdi noktasal değil de küresel bir ışık kaynağı kullanırsak, yani bana verdiği kaynak noktasal değil de küresel bir kaynak olursa, işte şurada da ne olsun mesela saydam olmayan bir cisim olsun. E karşıda da perde olsun. Dedi ki perde nasıl bir şekil oluşur? Şimdi burada perdede ne olacağını bulmak için ne yapacağız? Şimdi noktasal kaynak değil, küresel kaynaksa arkadaşlar şöyle düşünün. Bu küresel kaynağın sadece artık tek bir noktadan ışık vermiyor. Küresel kaynak her yerinden ne yapıyor? Işık veriyor. Sağından, solundan, üstünden, altından. Dolayısıyla Burada tam gölge oluşturan ışınlar bulurken ne yapıyoruz? Şunu çiziyoruz. Kaynağın üstünden cismin üstüne, kaynağın altından cismin altına doğru çizdiğimiz bu ışınlar bizim için tam gölge oluşturan ışınlardır. Niye? Çünkü burada aslında şu da vardır. Mesela kaynağın sağından cismin sağına doğru, kaynağın solundan cismin soluna doğru üç boyutlu olarak düşünürseniz her bir noktadan kaynağın her bir nokta cismin her bir köşesine çizdiğimiz ışınlar tam gölge oluşturan ışınlardır. Yarı gölge oluşturan ışınlar ise ne olacak? Çapraz ışınlar dediğimiz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Kaynağın altından cismin üstüne doğru, kaynağın üstünden de cismin altına doğru çizdiğimiz şu ışınlar da bizim için yarı gölge sınırını oluşturan ışınlardır. Dolayısıyla küresel bir kaynak ve önünde küresel bir engel varsa, perdede yine şu şekilde küresel bir tam gölge ve yine küresel bir yarı gölge olacaktır. Perdede tam gölge ve yarı gölge oluşacak. Burada önemli olan bir nokta da şu arkadaşlar. Mesela burada kaynağımızın boyutu yani küresel kaynağımızın boyutu önündeki saydam olmayan cismin boyutundan neydi? Daha küçüktü. Daha küçük olduğu için mesela ben burada kaynağı ok yönüne hareket ettirirsem ne olacaktır? Artık kaynak daha yakında olduğu için. Şuradan gelen ışınlar daha geniş açıyla gelecek. Dolayısıyla tam gölgede büyüyecek. E çapraz ışınlar da gene daha geniş açıyla geldiği için yarı gölgede büyüyecektir. Yani hem tam gölge hem yarı gölge büyüyecektir. Veya işte cisim ok yönüne giderse ikisi de küçülecektir. Perde ok yönüne giderse ikisi de büyüyecektir. Ancak şöyle bir durum var. Mesela bizim kullandığımız kaynağın yarı çapıyla önündeki saydam olmayan cismin yarı çapı boyutları eşitse. O zaman tam gölge uçtan ışınlarımız nelerdi? Kaynağın üstünden cismin üstüne çizdiğimiz ve kaynağın altından cismin altına çizdiğimiz şu ışınlardı. E burada dikkat edersen bunların yarı çapları boyutları eşitse bu ışınlar nasıl gelir? Bu ışınlar birbirine paralel doğrultuda gelir. Yani şurası R burası R Bunlar paralel geleceği için şuradaki tam gölgenin yarı çapı da bunlarla ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ve burada mesela kaynağa yaklaştırırsam da ne olacak? Küresel kaynağımız daha yakın bir noktaya gelirse, e, buradaki ışınlar yine üstten üstte altın alta boyutları aynı olduğu için yine paralel geldiği için tam gölge alanı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Ha, ne olacaktır ama çaprazı dediğimiz ışınlar, yarı gölge oluşturan o ışınlar giderek genişleyeceği için yarı gölge artacaktır. Veya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kaynak değil de mesela cisim ok yönüne giderse ne olacak? Saydam olmayan cisim. Cismimizi buraya alırsak yine ışınlar paralel geleceği için ne olacak? Yine tam gölge değişmeyecek. Yarı gölge ise ne yapacaktır bu sefer? Azalacaktır. Veya perde ok yönüne gittiği için yine burada ışınlar paralel geldiği için ne yapmayacak? Yine tam gölgemiz değişmeyecektir. Yani sen küresel bir kaynak ve küresel bir cisim kullanıyorsan ve bunların yarı çapları boyutları birbirine eşitse işte tam gölge ne yapmaz burada arkadaşlar? Tam gölgenin yarı çapı da bunlarla aynıdır. Cisimle ve kaynakla aynıdır. Ve Nasıl hareket ettirirsen ettir o ışınlar paralel geleceği için tam gölge alan ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Peki şöyle düşünebiliriz. Mesela küresel kaynağımız bu. işte saydam olmayan cismimiz bu. Tam gölge ışınları üstten üstte alttan alta çizdiğiniz bu ışınlar. Yarı gölge ışınları ise çapraz ışınlardır. Peki küresel kaynağımız cisimden daha büyükse. Hani saydam olmayan cismimizden daha büyükse. Bu sefer tam gölge oluşturan ışınlar ne olacak? Kaynağın üstten cismin üstüne çizdiğimiz, kaynağın altından cismin altına çizdiğimiz ışınlar bizim için tam gölge oluşturan ışınlardı. Şu çapraz ışınlarda ne oluyordu? Onlar da yarı gölge oluşturan ışınlarımız oluyordu. Peki burada aslında perdenin konumuna göre perdede ne olacağı değişir. Mesela sen perdeyi bir konumuna koyarsan perdede ne olacaktır? Şu bölgede bir tam gölge oluşacaktır. Tabii o tam gölge ne olacaktır? cisimden bile daha küçük olacak. Niye? Çünkü dikkat ederseniz tam gölge görüşten bu ışınlar giderek ne yapıyor? Giderek cismin uçlarını ve altına çizim için daralıyor. Daraldığı için burada oluşan tam gölgenin boyutu ne olacaktır? Cisimden bile daha küçük olacaktır. Sonra geriye kalan kısımda da ne olacaktır? Yarı gölge. Yani perdede ne vardır? Tam gölge ve yarı gölge vardır. Peki ben perdeyi buraya doğru uzaklaştırırsam ne olacaktır? E perdedeki tam gölge alanı giderek küçülecek, yarı gölge giderek büyüyecek, büyüyecek. Ne zamana kadar? Tam şu iki konumla gelinceye kadar. Yani o ışınlar kesişinceye kadar. Perde iki konumuna getirildiği zaman ne olacaktır arkadaşlar? Tam gölge artık o kadar küçülecek ki noktasal hale gelecektir. Onu da biz artık gölgeden saymayız. Yani perdenin tamamı bizim için ne diyebiliriz? Perdenin tamamı bizim için yarı gölgedir diyebiliriz. Peki perdeyi biz tutup şöyle 3 bölgesine getirirsek perdede ne oluşur? Arkadaşlar perde 3 konumuna getirirse perdede yine sadece ne vardır? Yarı gölge vardır. Perde 3 konumundayken perdede ne olacak? Yine yarı gölge olacaktır. Tamamı yarı gölgedir. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Şu ortadaki kısım ne olacak? Şu kısım zaten yarı gölge. Niye yarı gölge? Çünkü kaynağın dikkat ederseniz alt kısmından buraya ışık gelmiyor ama üst kısmından ışık aldığı için burası yarı gölgedir. Şu kısım yine yarı gölgedir. Burası da kaynağın üst tarafından ışık almıyor ama alt tarafından ışık aldığı için yarı gölgedir. Şu orta kısma dikkat ederseniz bu orta kısım arkadaşlar ne olacaktır? Orta kısım aslında kaynağın üstünden ışık alır veya kaynağın altından ışık alır. Ama kaynağın orta kısmından oraya ne yapmaz? Işık gelmez. Dolayısıyla orta kısımda kaynağın şu kenarlarından ışık alacak ama orta bölgesinden ışık almayacağı için orası da bizim için nedir? Orası da bizim için yarı gölgedir. Yani perdenin tamamı yine nedir arkadaşlar? Yarı gölgedir. Ha bazı yerler koyu yarı gölge, bazı yerler açık yarı gölgedir ama fizikte koyu veya açık yarı gölge bir tabirimiz olmadığını söylemiştik. Yani tam gölge sadece şu kesişim noktasına gelinceye kadar oluşur. Bu noktadan sonra artık perdenin tamamı ne olacaktır? Yarı gölge olacaktır. Mesela KLM noktanın aydınlık, gölge veya gölge olma durumlarını belirleyiniz. Mesela küresel bir ışık kaynağımız var. Kaynağımız cisminden daha büyük olduğu için tam gölgeyle oluşturan ışınlar neydi? Kaynağın üstünden cismin üstüne, kaynağın altından cismin altına çizdiğimiz şu ışınlar tam gölge oluşturuyordu. Yani şu bölge bizim için nedir ancak? Sadece tam gölgedir. Dolayısıyla buradaki N kısmı ne olacaktır? N kısmı bizim için tam gölgededir. Ama K kısmı, L kısmı veya M kısmı nedir arkadaşlar? Yarı gölgedir. Sonuçta ne olacaktır? Bu kaynağın ne yapmıyor? Mesela kaynağın şu kısmından oraya K bölgesine ışık gelmiyor. Saydam olmayan cisimden dolayı buraya gelen, bu doğrultuda gelen ışık ne yapacak? Şu saydam olmayan cisimden dolayı engellenmiş olacak. Cisimden dolayı artık ışık buraya ulaşamayacak. Dolayısıyla kaynağın burasından ışık almayacak. Ama mesela kaynağın şu kısmından ne yapabilecek? Oraya direkt ışık gelebilecek. Dolayısıyla kaynağın birazdan ışık alıp birazdan ışık almadığı için yarı gölge olacak. Aynı şekilde L kısmı da yarı gölge. Niye? Kaynağın üstünden altından ışık alıyor ama kaynağın şu orta kısmından o bölgeye ne yapmaz? Işık gelmez cisimden dolayı. M bölgesi ne olacaktır? M bölgesi yine yarı gölge olacaktır. Çünkü yarı gölge oluşan ışınlar şu çapraz ışınlar demiştik. Yani şu ışınların arasında kalan bölgeler bizim için nedir? Yarı gölgedir. Tam gölge oluşan ışınlar da sadece şu kısma kadar olan kısımlar artık bizim için sadece nedir? Tam gölgedir. Şuradaki kısım ise yani şurada ı olarak ifade edilen nokta ise ne olacak? Burası ise arkadaşlar aydınlık bir bölge olacaktır. Çünkü burası kaynağın ne yapıyor? Kaynağın her yerinden ışık alıyor. Yani kaynağın her bir noktasından o bölgeye ne yapabilirsin? Sen ışın çizebilirsin. Dolayısıyla burası aydınlık olacak. KLM yarı gölge olacak. Şuradaki N noktası ise bizim için ne olacaktır? Şu bölgedeki N noktası ise tam gölge olacaktır. Şimdi güneş ve ay tutulması da arkadaşlar nedir aslında bildiğimiz yine bir gölge yarı gölge olayıdır. Mesela burada güneş tutulmasında ne oluyor? Şu oluyor. Güneş işte bizim kaynağımız gibi düşün. Yani küresel kaynağımız. Ay önünde saydam olmayan bir cismimiz oluyor. Tabi burada kaynağın boyutu cismin boyutundan nedir? Çok daha büyüktür. Sonuçta güneşimiz aydan çok daha büyük olacak. Dolayısıyla burada tam gölge yoruştan ışınları çizerken ne yapıyorsun? İşte kaynağın üstünden cismin üstüne, kaynağın altından cismin altına çizdiğin için şurada giderek küçülen bir tam gölge böyle alanı vardır. İşte dünya yüzeyinde şu noktada bakan kişiler artık tam gölgede olduğu için ne yapamaz? Bu bölgeden bakan kişiler güneşi hiçbir şekilde göremez. Güneşi hiçbir şekilde göremediği için ne olacaktır? Burası tam güneş tutulmasının olduğu yerdir. Ama şu kısımlar ise nedir? Yarı gölgedir. Yani şu bölgeler ise bizim için ne olacak? Şunu çizersem daha rahat gözükür herhalde. Evet. Şu kısımlarda arkadaşlar bizim için nedir? Bu kısımlar ise bizim için yarı gölge kısımlardır. Yani bu gölgeden bakan kişiler ne olacak? Güneşin bir kısmını görebilecek ama bir kısmını göremeyecek. Dolayısıyla yine güneşin bir kısmını görüp bir kısmını görmediği için kısmi güneş tutulması olacak. Ama bu bölgenin dışında kalan kişiler ise ne olacaktır? Güneşin her tarafını gördüğü için onlar için artık güneş tutulması diye bir olay olmamış olacak. Ay tutulmasında da ne oluyor? Şu oluyor. Dünya ile ay arasına girdiği için yine kaynağımız ne? küresel bir kaynak ve büyük bir kaynak. Bu sefer saydam olmayan cisim görevi gören kim? Dünya. Dolayısıyla tam gölge görüşten ışınları çizersek işte kaynağın üstünden cismin üstüne çizdiğimiz, kaynağın altından cismin altına çizdiğimiz bu tam gölge görüşten ışınlardır. Dolayısıyla ay ne yapmış olacak? Ay dünyanın tam gölgesinde kalmış olacak. Tam gölgesinde kaldığı için ne yapacağız? Ayın üzerine ışık gelmediği için biz ayı göremeyeceğiz. Yani ay tutulmasını yaşamış olacağız. KLM noktalarına ışık kaynağı bakan gözlemciler kaynağı nasıl görür demiş. Şimdi arkadaşlar önümüzde ne var? Opak bir engel yani opak dediğimiz saydam olmayan bir cisim var. Saydam olmayan cisim ne yapıyor? Önünde bazı bölgelerin görülmesini engelliyor. Dolayısıyla sen K noktasından baktığın zaman şu engelden dolayı ne yapamazsın? Şu bölgeleri göremezsin. Yani şu arada kalan kısmı göremeyeceğiz biz. Çünkü önümüzde opak madde var. Dolayısıyla ne olmuş olur arkadaşlar? Biz ışık küresel ışık kaynağının hiçbir yerini göremeyiz. Yani K'dan baktığımız zaman gördüğümüz şey ne olacaktır arkadaşlar? Önümüzdeki o saydam olmayan cisim olacaktır. Yani kaynağa dair hiçbir şey ne yapamayacağız, göremeyeceğiz. Peki L'den baktığımızı düşünürsek? Gözün L'den baktığını varsayarsak bu L'den saydam olmayan cismin bir üstüne bir altın ışın çizersek işte bu saydam olmayan cisimden dolayı ne yapamayacağız? Kaynağın şu kısmını ne yapamayacağız? Göremeyeceğiz. Yani şu kısmı o saydam olmayan cisimden dolayı göremeyiz. Ama kaynağın diğer kısımları ne yapabiliriz görebiliriz. Yani baktığımız zaman bizim için kaynak ne olacak? Şu işte küresel ışık kaynağımız diye dersek. O saydam olmayan cisim şu kısmı engellemiş olacak. Dolayısıyla kaynağın bu bölgelerini göremeyeceğiz. Ama kaynağın şu diğer kısımlarını göreceğiz. Dolayısıyla tersten düşünürsek. L noktasının olduğu yere de ne yapacak? Kaynağın şu kısımlarından ışık gelecek ama şu kısım cisimden dolayı ne yapacak? O bölgeden ışık almayacak. Yani yarı gölge dediğimiz kısım olmuş olacak. Peki M noktasından baktığımız zaman ne yapacağız? Ama yine sınır ışınlarımızı çizelim. Yani saydam olmayan cisim nereleri engelliyor diye bakalım. Buradan kaynağın üstüne ve saydam olmayan cismin altına ışın çizersek saydam olmayan cisimden dolayı ne yapamayacağız? Şu bölgeyi göremeyeceğiz. Yani M'den bakan göz için o saydam olmayan cisim kaynağın şu kısmını kapatmış engellemiş olacak. Dolayısıyla kaynağın neresini görebileceğiz biz sadece? Kaynağın sadece şu dış kısımlarını, kenar kısımlarını göreceğiz. Dolayısıyla ne olmuş olacak? İşte şu L noktasıydı, şu da M noktasından bakın gözlemci olsun. Şu bizim küresel ışık kaynağımızsa saydam olmayan cisimden dolayı o kaynağın ne yapamıyoruz? Şu orta kısmını göremiyoruz ama kaynağın şu kenarlarını ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla M'den bakınca da kaynağı böyle gördüğünüz için tersten düşünürseniz yani biz perdeyi şuraya koyduğumuzu düşünün. Yani tam gölge ışınları nelerdi? Tam gölge ışınları şunlardı kesişinceye kadar. Bundan sonra artık tam gölge oluşuyor muydu? Hayır. İşte bu nokta ne yapmış oluyor? Kaynağın şu kenarlarından ışık almış oluyor. Ama orta kısmından ışık almamış oluyor. Dolayısıyla M noktası da bizim için ne demiştik? Yarı gölge alanı demiştik. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de soru çözümlerini yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.